Va. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle Tahir hocamız maçla ilgili değerlendirmesini yapacak. Ardından sorularınızı alabiliriz. Öncelikle çok üzgünüm. Serdar benim milli takımdan da oyuncum. Bağları koptu galiba. Yani hiçbir galibiyet insan sağlığından önemli değil. Göztepe camiasını ve Serdar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maçla ilgili ilk devre, yani her şey planladığımız gibi gitti. 2-0 öne geçtik. Birçok gol pozisyonumuz var. Planladığımız şekilde goller attık. Ferdi'nin içeri girip şut atmasını, Deniz'in içeri girip şut atmasını istiyorduk. Bunları başardık. Daha fazla da gol atabilirdik. Kaçırdığımız goller var. Oyun iki perdelik bir oyun oldu. İkinci devre, devre arası da konuştuk. Oyunu dinlendirmemiz gerekiyordu. Çünkü çok sıcak bir hava, çok nemli bir hava. İki takım da çok iyi mücadele etti. İkinci devre bunu başaramadık. Tabii sakatlıklar da oldu. Bunlar da oyun planımızı değiştirdi. Sonuçta kazandığımız için mutluyum. Mutluyuz. Soru var mı? Hocam Suya Gören Anadolu Ajansı, tebrik ederim. Hocam Dirar, sakatlardan bahsettiniz. Dirar ve Ferdi'nin durumunu soracaktım. Bir de Ferdi'nin kişisel performansıyla ilgili bir şey sorar mısınız? Tabii. Ya Dirar'ın bir iki haftadır devam eden bir sakatlığı var. Ama yani profesyonelce devam ediyor. Devam edemedi. Yarın belli olur. Yani çok kötü bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Ferdi'ye gelince, Ferdi 20 yaşında. Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir oyuncu. Avrupa'da yetiştiği için biraz çekingenlik yaşıyor takımda. Yani biz işte bir aydır buradayız. Birebir görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Bunu da ortaya koymaya başladı. Sorumluluk almaya başladı. Bu Fenerbahçe için çok önemli bir detay. Yani Ferdi, sadece Ferdi değil, kaleci Altay, Murat'ı aldık sonra. Yani genç oyuncular bugün iyi katkı verdiler takıma. Bir soru da Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun. Önünüzdeki takımlar bu hafta puan kaybederse ilk 4 hatta ilk 3 için iddialı konuma geleceksiniz. Kalan 4 maçta 12 puan gelirse Fenerbahçe'nin sıralaması ne olur? Yani biz sıralamaya çok bakmıyoruz. Yani maç maç bakıyoruz. Önümüzde Gençler Birliği maçı var. O maçı da kazanıp ondan sonraki maçlarımızı da kazanmak istiyoruz. Kazandığımızda iyi yerde, yani rakiplerimize de bağlı. Onların alacakları sonuçlara da bağlı. Ama ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkürler.